Merhaba sevgili çocuklar. Masallar Dünyası'na yolculuk kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Berrin. Her hafta sizlere farklı videolar paylaşacağım. Ve farklı masalları seyredeceksiniz. Bir hafta Pamuk Prenses Rapunzel gibi kız masallarını, bir hafta da erkeklerin önde olduğu Peter Pan, Pinokyo, Çizmeli Kedik gibi masallar olacak. İsterseniz bu haftaki ilk videomuza başlayalım. İlk videomuz çocukların ve benim en çok sevdiğim masal. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Hadi bakalım masalımız başlasın. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde çok eski diyarlarda bu şatoda yaşayan bir kral ve kraliçe varmış. Kral ve kraliçe çok mutlu yaşarlarmış. Halkı da onları çok severmiş. Çok iyi insanlarmış. Tek bir eksiklikleri varmış. O da neymiş biliyor musunuz? Bir kız çocuğu sahibi olmak istiyorlarmış ama olmamış. Ve kraliçe her gece bunun için dua edermiş. Keşke bir kızım olsa diye. Günlerden bir gün aylar geçmiş, yıllar geçmiş, kış ayı olmuş ve karlar yağmaya başlamış. Ve yine kraliçe otururken birdenbire bir fısıltı duymuş. Dilek dile, dilek dile. Ve bunu duyarak ne yapmış biliyor musunuz? Belki gerçekten dilekleri gerçekleştireceğini düşünerek hemen bir dilek dilemiş. Ah. Bu harika beyazı kadar güzel beyaz tenli, kırmızı dudaklı, kömür gibi siyah saçları olan bir kızım olmasını diliyorum. O kadar içten dilemiş ki bir zaman sonra biliyor musunuz ne olmuş? Gerçekten güzel bir kızı olmuş. Ve güzel kızı dilediği gibi bembeyaz bir cilde sahipmiş. Kıpkırmızı dudakları varmış, parlak gözleri ve simsiyah da saçları. Ve ona Pamuk Prenses adını vermişler. Pamuk Prenses güzelleşmiş, büyümüş ama ne yazık ki annesi bunu görememiş. Ve bir zaman geçmiş, ne olmuş biliyor musunuz? Ve kral başka bir kadınla evlenmiş. Bu başka kadın yeni kraliçemiz olmuş. Yeni kraliçe çok ama çok güzelmiş. Ama güzelliği kadar da bir o kadar kötü, kibirli, kıskanç ve kendini herkesten güzel görmüş. Bu kraliçemizin özelliği, bu kraliçe her zaman gizli bir sihirli aynası varmış. Ve bu sihirli aynada alırmış eline sorularını sorarmış. Ayna ayna, söyle bana, benden güzel var mı bu dünyada? Aynada cevap verirmiş. Hayır kraliçem, sizden daha güzeli asla yok. En güzel sizsiniz. Tabii ki benim, ne sanıyordun? En güzel benim. Ve günler böyle geçiyormuş. Bu arada ne olmuş tabii ki? Bizim güzeller güzeli Pamuk Prensesimiz güzelleşmiş, büyümüş, tabii ki büyümüş ve bütün halk tarafından sevilen bir kız haline gelmiş. Bu arada Pamuk Prenses en sevdiği şeylerden bir tanesi de ormanda gezmekmiş. Ormanda durmadan gezermiş. İşte çiçek toplarmış sarayı böyle dekore etmek için. Hayvanlarla sohbet etmeye çalışırmış. Onların seslerinden çok 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 ama çok hoşlanırmış. Ve günlerden bir gün bizimkisi Pamuk Prensesimiz nereye gitmiş diye sorarsanız yine ormanda böyle geziniyor. Birdenbire bir kuyu görmüş. Kuyunun yanına gelmiş. Ben buraya kaç kere geldim ama bu kuyuyu ilk defa görüyorum. Acaba bu ne kuyusu olabilir? Acaba dilek kuyusu olabilir mi? Belki de dilek kuyusu. Eğer bu bir dilek kuyusuysa ne dilesem? Yeni bir elbise dileyebilirim. Evet, yeni bir elbise. Yok, benim bir sürü elbisem var. Acaba ne dilesem? Arkadaş dileyebilirim. Arkadaş mı? Benim bir sürü arkadaşım da var tabii ki. Ne yazık ki benim hiç arkadaşım yok. Kötü kraliçe üvey annem benim dışarı çıkmama izin vermiyor. Bu yüzden de hiç arkadaşım yok. Sen eğer gerçekten bir dilek kuyusuysan senden dileğim
Hiç tanımadığım, uzaklardan gelen yeni biriyle tanışmak ve arkadaşlık yapmak. Yani sohbet etmek, biraz vakit geçirmek. Oh, umarım olur. İşte o sırada, masal tabii bu. Ne oluyor biliyor musunuz? Oradan geçen yakışıklı bir prens var. Prensimiz ormanda geziyor. Gezinirken çok susuyor. Fil susuyor. Orada bir yerleri ararken birdenbire bu kuyuyu görüyor. Kuyuyu görüyor. Kuyunun yanına görünce de tabii ki bizim papa prensesi görüyor. Yanına yaklaşıyor ve soruyor. Merhaba. Merhaba. Acaba kuyunuzdan su içebilir miyim acaba? Papa prenses cevap veriyor. Kuyudan mı? Su mu? Evet, arkanızdaki kuyu. Tabii ki. Tabii Pamuk Prenses inanamıyor. Dindiği biraz evvelki dileği gerçekleşti. Tamam mı? Diyor ki ama bu galiba bir dilek kuyusu. Dilek kuyusu mu? Yoksa siz daha evvelden dilek dilediniz de dileğiniz mi gerçekleşti? Bilmem, sanırım. Ay, evet, inanamıyorum. Bu arada tanışmadık. Benim adım Prens Richard. Siz? Ben Pamuk Prenses. Memnun oldum Pamuk Prenses. Diye bu aralarında başlamışlar sohbeti. Ama nasıl güzel sohbet ediyorlar çocuklar. Ve arkadaşı olmuşlar. Bu güzel sohbet saatlerce sürmüş. Ama saat çok geç olmuş. Bu yüzden de Pamuk Prenses'in artık saraya geri dönmesi gerekiyormuş. Ve apar topar hemen nereye gitmiş? Tabii ki saraya. Bu arada tabii ki kötü kraliçe ne yapıyor? Kötü kraliçe her zaman olduğu gibi odasında yine sihirli aynasını alıyor ve her zaman yaptığı gibi o sorusunu soruyor. Ve sihirli aynasına diyor ki sihirli ayna söyle bakalım bana. Benden güzel var mı bu dünyada? Sihirli aynada cevap veriyor. Daha doğrusu cevap vermiyor. Ne oldu Ayna? Niye sustun? Kraliçem. Ne? Ayna cevap ver. Söyle bana. Benden güzel var mı bu dünyada? Kraliçem. Ayna. Kızmaya başlıyorum. Hemen bana cevap ver dedim. Ve Ayna bu sefer korka korka cevap verir. Sizden daha güzel aslında biri yok kraliçem ama Pamuk Prenses sizden daha güzel. Anlamadım. Ne demek Pamuk Prenses benden daha güzel? Benden kimse daha güzel olamaz. Ondan kurtulmam gerek. Avcıyı çağırın bana. Hemen avcıyı çağırın. Ve hemen avcıyı çağırırlar. Ve avcı ne yapar? Koşa koşa duyduğu anda gelir yanına. Avcı çok heyecanlıdır. Çok uzun zamandır biz kraliçe onu çağırmamıştır. Ve kraliçenin yanına hemen koşarak gelir. Tabii biraz geç kalır. Neredeydin sen der kötü kraliçe. Efendim biliyorsunuz senin sarayda inşaat işleri vardı. Onları da yapıyorum. Avcıyım ama her şeyi yapıyorum bu sarayda. Avcı şimdi sana çok özel gizli bir görevim var. Gizli bir görev mi? Evet. Evet gizli bir görev. Buyurun kraliçem hemen söyleyin. Ne isterseniz yaparım. Şimdi Pamuk Prensesi alacaksın ve ormanın derinliklerine göndereceksin. Pamuk Prensesi'ni niçin Pamuk Prensesi ormanın derinliklerine götürüyorum? Sana bir şey sormanı yasaklıyorum. Ben söylemeden konuşmayacaksın. Peki efendim özür dilerim. Şimdi ormana götürdükten sonra ormanın en derin karanlık yerlerine götürüp onu orada bırakacaksın. Ama efendim, ama prensese bunu nasıl yaparım? O çok iyi bir kız. Ben sana ne dedim? Ya dedim yaparsın ya da görürsün gününü sen. Deyince bizim avcı ne yapacağını şaşırıyor çocuklar. Ve hemen Pamuk Prenses'in yanına gidiyor. Ve ona diyor ki, hadi Pamuk Prenses, senle ormana gidelim, biraz çiçek toplayalım. Pamuk Prenses diyor ki, ah süper, süper. Çok isterim biliyorsun çiçek toplamaya bayılıyorum. Hem
İşte biliyorsun şatoyu da böylelikle güzel hale getiririz. Ve birlikte oradan çıkıyorlar. Nereye gidiyorlar? Ormana geliyorlar. Ormanda gezmeye başlıyorlar. Prenses çok mutlu. Böyle eğleniyor. Tabii bu arada zaman geçiyor çocuklar. Durmadan bir zaman geçiyor. Bütün gün bizim prenses diyor ki acaba artık gelip dönsek, yavaş yavaş hava kararmaya başladı değil mi? Ve bizim pamuk prenses diyor ki yok diyor amca, daha geri dönmeyelim. Daha çiçek toplayalım. Tabii çünkü avcı ne yapacağını bilmiyor çocuklar. Karar değiştiriyor tabii ki. İstemiyor. Çok da seviyor pamuk prensesi, ne yapacağını bilmiyor. Bu arada ne oluyor tabii? Hava karartmaya başlıyor. Avcı ben gerçekten artık rahatsız olmaya başladım. Lütfen eve dönebilir miyiz? Derken avcı geliyor, tam onu ormanda bırakacak. Birden diyor ki pamuk prenses dinle beni. Üvey annen kötü kraliçe seni burada bırakmamı ve bir daha saraya dönmemeni istedi. Ama ben yapamayacağım. Buradan gitmen gerek. Lütfen hemen git ve saraya asla bir daha gelme. Ama ne diyorsun sen? Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Hemen buradan gitmen gerek ve bir daha asla buraya gelme. Kaç. Ben ona bir yalan söyleyeceğim. Senin kaybolduğunu ve bir daha seni bulamadığımı söyleyeceğim. Peki nerede bizimkisi? Nasıl biliyor musunuz çocuklar? Koşar, koşar, koşar ormanda. Karanlık, korkuyor arada. Böyle işte sesler var. Baykuş sesleri gece. Biliyorsunuz bir sürü sesler de olabilir böyle. Hayvanlar yaşıyor ormanda. Tabii böyle yırtıcı hayvanlar da olabilir. Korkuyor. Ah, nereye gitsem, nereye gitsem, ama kaçıyor ve gidiyor. Ormanda kayboluyor. Bu arada yürüyor, yürüyor, yürüyor. Ne yapacağını bilmeden. Ve kayboldum galiba. Of, yoluma nasıl bulacağım derken o her gün ormanda gördüğü hayvanlar var ya, işte kuşlar, tavşanlar, geyikler, ona yardım ediyorlar ve ona bir yol gösteriyorlar. O da yürüyor, yürüyor, yürüyor ve sonunda bir böyle ağaçtan yapılmış, böyle odunlardan yapılmış bir tane eve geliyor, böyle orman evi gibi. Diyor, oh, sonunda bir yer, belki yiyecek yatacak bir yer bulurum. Hemen oraya gidiyor. Bakmadan kim var tabii ki? Kim var? Kim yok? Kapıyı çalıyor. Kimse var mı? Kimse cevap vermiyor. Bir daha kapıyı çalıyor. Sanırım kimse yok. Aa, kapı açık. En iyisi ben bir gireyim bakayım. Ve içeri giriyor. İçeri giriyor. Aa, çocuklar bir bakıyor. Burası nasıl bir yer? Ne kadar kirli olabilir? İnanamıyorum. Bütün bulaşıklar burada, çoraplar yerde. İnanamıyorum. Ne kadar dağınık bir yer burası diye düşünüyor. Ve sonra dikkatini bir şeye çekiyor. Buradaki her şey çok küçük. Çocuklar hemen düşünüyor. Diyor ki burada çocuklar mı yaşıyor acaba diyor. Ve şöyle bakmaya başlıyor etrafına. Aa, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane sandalye. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane tabak. Her şeyden yedi tane var. Nasıl olabilir diye düşünürken ne oluyor biliyor musunuz? Ah diyor, galiba burada böyle çocuklar oynamaya geliyorlar. Ben burayı bir temizleyeyim, bulaşıkları yıkayayım. Belki burada kalırım bir süre. Ne yapacağım? Gidecek başka bir yerim yok. Ve başlıyor ne yapmaya? Bütün evi temizliyor, bulaşıkları yıkıyor. Her şeyi yapıyor. Ama o kadar çok yoruluyor ki sonunda uykusu geliyor. Ve uykusu geldiği için de orada küçük yatakları birleştiriyor ve uyuyakalıyor. Ve sonra tabii ne oluyor? Diğer karakterlerimiz masala gelmeye başlıyorlar. Kimler diye sorarsınız? Tabii ki yedi tane cücemiz. Evet, yedi cüceler kim? Yedi cüceler tabii ki ormanda, bu evde yaşıyorlar. Bu evin sahipler. Yedi tane cüce bunlar. Nerede çalışıyorlar? Maden ocağında çalışıyorlar. Durmadan maden ocağına gidiyorlar. Kazma küreklerle çalışıyorlar. Ve başka ne yapıyorlar diye sorarsanız, evlerine gelip mutlulukla yaşıyorlar. Ve hep durmadan şarkılar söylüyorlar. Çok eğlenceliler. Ve nasıl şarkılar söylüyorlar? Mesela ne diyorlar? Ne diyorlar? Hemen bir örnek vereyim size. İşte kazmalar elimizde, buzul belimizde falan, ya da böyle gidiyorlar. Maden ocağına gideriz biz, kazma kürekler, maden toplarız falan, böyle şarkılar, şarkılar, şarkılar ve çok neşeliler.
Ve böyle likle hep eve doğru geliyorlar. Eve geliyorlar ve evin kapısını açık buluyorlar. Aa, ne olmuş burada? Şok geçiriyorlar çocuklar. Neden şok geçiriyorlar? Çünkü ev tertemiz. Her şey toplanmış. Aa, diyor bir tanesi. Filip buraya mı geldi acaba? Bu ev ne kadar temiz. Evet, bir gün önden geçiyor, böyle etrafına bakıyor. Derken bir tanesi öyle birdenbire çatalı eline alıyor. Aa, biri benim çatalımdan yemek yemiş. Sonra bir tanesi geliyor. Aa, biri benim kasemi kullanmış. Sonra bir diğeri geliyor. O da diyor ki, aa, biri benim tabağımdan yemiş. Ve bizim uykucu odaya doğru ilerliyor. İçeriden bir ses geliyor. Aa, hemen hepsi gidiyorlar yanına. Gidiyorlar, bakıyorlar yatakta böyle çok güzel bir kız yatıyor. Hemen başlıyorlar. Aa, bu kim derken Pom Prenses uyanıyor. Pom Prenses uyanıyor hemen. Aa, çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Sen kimsin diyorlar. Ben Pom Prenses'im diyor ve başına gelenleri anlatıyor. Başına gelenleri anlatıyor. Tabii ki cüceler inanamıyorlar küçük için yaptıklarına ve onu bütün böyle dinliyorlar. Dinledikten sonra bizim Pankreas diyor ki, ben burada kalabilir miyim? Çünkü benim gerçekten gidecek hiçbir yerim yok ve kötü kraliçenin beni bulmaması gerek. Ve tabii ki bizimkiler bunu kabul ediyor. Tabii ki kabul ediyorlar. Ve Pankreas onlara diyor ki, ben sizin işte bütün yemeklerinizi yaparım. Size etrafı toplarım. Ve böylelikle ne olur birlikte mutlu yaşarız. Ve sonra ne oluyor çocuklar biliyor musunuz? Bu arada tabii neyi unuttuk? Masal da çok önemli. Birbirlerini tanıştırıyorlar. Ben Pamuk Prenses diyor. Diğerleri işte şakacı, işte meraklı, ben öfkeli, ben bilgin gibi gibi. Ve 7 tane çocuk kendini böyle tanıştırıyorlar. Ve böyle geçinip gidiyorlar. Her gün çok mutlular. Bizimkiler her sabah gidiyorlar maden ocağına. Pamuk Prenses evi topluyor falan derken günlerden bir gün ne oluyor biliyor musunuz? Bilgin o gün çıkarken diyor ki, Pamuk Prenses bak sana bir öğüdüm olacak. Bizim dışımızda kimseye kapıyı açmayacaksın, tamam mı? Kapıyı açma asla yok. Pamuk Prenses diyor ki, tabii ki bak. Tekrar söylüyorum. Kötü kraliçe sana şey yapabilir. O yüzden kapıyı kimseye açmak yok. Zaten açıkçası çocuklar tanımadığınız bir insana niye kapıyı açıyoruz ki değil mi? Benim en kızdığım şeylerden biri. Tanımadığım birinden bir şey almak, tanıdığım birine kapıyı açmak. Bunlar zaten yanlış şeyler. O yüzden konferansında buna uyması gerekiyor. Umarım uyar. Peki sonra ne oluyor tabii ki? Yine bizim kötü kraliçe aynasına bir gün güne soruyor ve kötü kraliçe aynadan ne cevabı alıyor? En güzel sizsiniz ama sizden güzeli var çünkü o Pamuk Prenses. Pamuk Prenses yedicilerle yaşıyor. Tabii ki bizim kötü kraliçe çok kızıyor. Ne diyor inanamıyorum. Demek avcı bana yalan söyledi. O zaman ben bunu kendim düzelteceğim diyor ve ne yapıyor? Tabii ki kılık değiştiriyor çocuklar. Kılık değiştiriyor ve nereye geliyor? Tabii ki nereye gelecek? Nereye gelecek? Geldiği yer Pamuk Prenses'in evi. Pamuk Prenses evine geliyor. Yaşlı kılığına giriyor. Kapıyı çalıyor. Kim o? Güzel kızım, ben geldim. Ben yaşlı bir teyzeyim. Bana yardım eder misin lütfen? Bak çok güzel elmaların var. Pamuk Prenses yaşlı bir kadının ona bir zarar vermeyeceğini düşünüp ne yapıyor? Tabii ki kapıyı açıyor. Açma demiştik ama açtı. Ah yavrum, bak ne güzel kırmızı elmalarım var. Bir tane ister misin? Çocuklar, tabii ki almaması gerekli. Olur mu? Başkalarından yiyecek alınmaz. Hele tanımadığın kimselerden. Ah Pamuk Prenses. Ah ama çok güzel görünüyor. Ah bir sırık alsam hiçbir şey olmaz diye düşünüyor ve ve tabii ne oluyor? Pamuk Prenses orada yığılıp
kalıyor. Derin bir uykuya dalıyor. Bizim kötü kraliçe de tabii ki istediklerini yaptığı için işte kurtuldum. Kurtuldum ondan, kurtuldum ondan diyor ve oradan çekip gidiyor. Ve tabii ki bu arada bizim yedi cücelerimiz mutlu, eğlenerek eve doğru dönüyorlar. Ev yoluna dönüyorlar ve yine şarkılar söylüyorlar. Kazma küreklerle geldik falan filan böyle. Böyle şarkılar, mutlular, mutlular. Birdenbire ne oluyor? Eve geliyorlar. Eve geliyorlar. Pamuk Prenses yerde yatıyor. Bir bakıyorlar. Pamuk Prenses. Pamuk Prenses. Ne oldu? Ne oldu sana? Ve ne oluyor tabii ki? Pamuk Prenses yerde yatmıyor görünce bunlar çok üzülüyor. Ne oldu? Ne oldu? Bildiğin hemen çocuklar ne yapıyor? Yerde bakıyor bir elma. Çok bir elma. Kokuluyor. Tabii çok akıllı ya. Bu zehirli. Bu kötü kraliçenin işi. Kötü kraliçe gelmiş. Ah Pamuk Prenses nasıl kapıyı açtı? Nasıl kapıyı açtı derken bunlar çok üzülüyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ve etrafında başlıyorlar ağlamaya. Ne olur gitme. Lütfen, lütfen. Ve ona kıyamıyorlar. Uyuyor, uyanmıyor. Derin bir uykuda. Ne yapacaklarını bilmedikleri için de onu bir yatağa yatırıyorlar. Bir yatağa yatırıyorlar ve yanında böyle ne yapıyorlar? Oturmuşlar çocuklar. Böyle dua ediyorlar. Ne olur ya, ne olur ya. Bu arada bizim hani bir tane prensimiz vardı. Prensle kuyuda tanışmışlardı, değil mi? O prens o sırada oradan geçiyor ve bu ağlama seslerini duyuyor ve anlamıyor ne oluyor ve hemen oraya gidiyor çocuklar. İçeri giriyor, bir bakıyor birileri böyle 7 tane çocuğu orada ağlıyorlar. Yanlarına gidiyor, ne oldu derken bir bakıyor kuyuda tanıştığı kız Pamuk Prenses. Şu ne oldu burada? Hemen anlatıyorlar kötü kraliçenin yaptıklarını. Ne oluyor biliyor musunuz? Prens yanına gidiyor Pamuk Prenses'in. Yanına gidiyor. Elini bir tutuyor. Birdenbire Pamuk Prenses diye bir uyanıyor ve pat diye ağzından bir parça elma parçası düşüyor. Zehirli parça. Çocuklar uyanıyor Pamuk Prenses. Sağına bakıyor. Soluna bakıyor. Neredeyim ben? Ne oldu bana? Şey bir yaşlı kadın vardı bir elma. İnanamıyorum. Ah diyor. Ve prens ve cüceler ona bütün olanları anlatıyorlar tabii ki. Ne başına neler geçtiğini, kötü kraliçenin neler yaptığını. Ve prensle prenses oturup sohbet etmeye başlıyorlar. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Tabii bizimkisi kurtuluyor. Ve prensle Pamuk Prenses bir süre böyle arkadaşlık kurmaya devam ediyorlar. Sohbet ediyorlar. Ve o kadar birbirlerini seviyorlar ki prens bir zaman sonra ona evlenme teklif ediyor. Evlenme teklif ediyor ve Pamuk Prenses de bunu tabii ki kabul ediyor. Sonra ne oluyor? Bizim prens, Pamuk Prenses ve yedişler mutlu mutlu yıllarca yaşıyorlar. Bu harika. Evet tabii genelde masal sonları böyle biter. Ama peki bir dakika. Kötü kraliçeye ne oluyor? Bence en önemlisi o. Kötü kraliçeye ne oluyor? Kötü kraliçenin aynası bir kere yok oluyor. Bir daha kimse o kötü aynayı bulamıyor. Ve Pamuk Prenses ne yapıyor biliyor musunuz? Kraliçenin yanına gidiyor ve onunla konuşuyor. Ona yaptıklarının ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatıyor. Bir kere dış görünüşün önemsiz olduğunu, önemli olanın iç görünüşü yani kalbinin temizliği, iyiliğinin ne kadar önemli olduğunu paylaşıyor. Ve biliyor musunuz? Kötü kraliçe bunu anlıyor ve yaptıklarının hatasını telafi etmek istiyor. Ve artık kötülük yerine iyiliğin yolunu seçiyor ve iyi bir kraliçe oluyor. İşte masallarımız böyle değişiyor. Çünkü bizim masalımız sonunda prens, pamuk prenses, yedi cüceler ve iyi kraliçe hayat boyu şatoda birlikte mutlu yaşıyorlar. İşte ilk haftanın masalı da burada bitiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın, tamam mı? Haftaya yeni masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.